Dün bir video çıktı karşıma. Musa Hicazi, Filistin doğumlu, Kudüslü, çok güzel Türkçe bilen, üniversiteyi Türkiye'de okumuş, pırıl pırıl bir beyefendi, tarihi meraklısı, çok özel bir insan. 3 dakikalık bir video. Şimdi size o videoyu arz edeceğim. Tabii videoyu izlerken insan gözyaşlarına hakim olamıyor. Unutmayın, bugün Türkiye'de yaşayan bizler, üzerimize bir ölü toprağa serpilmiş. Beyinlerimiz uyuşturulmuş. Bize ait o muhteşem 1000 yıllık misyon bize unutturulmuş. Bir başkasının bizi anlatışına şahit olacaksınız birazdan. Evet, Filistin topraklarında yaşamış oralı bir insan Türk nedir? Türk neden farklıdır? Kudüs'e geldiğinde diğer Müslüman devletler, topluluklar gibi neden oturmaz kalkmaz, neden farklı hareket eder? Bunu anlatıyor. Hem de bunu bize anlatmıyor. Bunu İsrail polisine anlatıyor. İsrail polisi Musa Hicazi'yi çekiyor bir köşeye ve uzun uzun sorguluyor. Anlat bize diyor. Sen onların ülkesine gittin diyor. Türkiye'de okudun diyor. Ana dilin gibi Türkçe biliyorsun diyor. Buraya diyor, İsrail topraklarına diyor, onların işgal ettiği topraklara, Malezyalısı, Endonezyalısı, Afganı, Iraklısı, Hicaz'dan Suudlusu geliyor. Hepsi paşa paşa oteline gidiyor havalimanından. Sonra otelinden Aksa'ya geliyor, namazını kılıyor, gene gidiyor oteline. Bu Türkler böyle yapmıyor. Bunların farkı ne? Anlat bize diyor. Ve Musa Hicazi bunu o kadar güzel anlatıyor ki. Bu arada Musa Hicazi'yi ben bu videoyla tanımadım. Bundan 6 sene evveldi. Kudüs'te Filistin Başkonsolosluğumuz, Türkiye Cumhuriyetimizin Filistin Başkonsolosluğu. Dediler ki Talha Bey, siz devamlı buraya geliyorsunuz, bir kitap hazırlıyorsunuz. Biz de çok memnunuz, destekliyoruz. Türkçe bilen Filistinlilere bir konferans verir misiniz dediler. Hem de nerede? Kudüs'teki Türkiye Başkonsolosluk binasında. Dedim ben de başım gözüm üstüne. Ben bundan şeref duyarım. Ve o gün, o akşam benim için çok anlamlıydı. Kudüs'te Başkonsolosluk binamızda yaklaşık böyle 80-100 tane Filistinli geldi. Hepsi Türkçe biliyorlar. Arkasından Başkonsolosluğumuz en önde oturuyordu. TİKA yetkililerimiz oradaydı. Ve o Filistinlilerin arasında Burcu Laklak Derneği'nin yöneticilerinden Musa Hicazi de vardı. Ve orada kendisiyle tanıştık, konuştuk, muhabbet ettik. İşte o güzel insan. Şimdi benim bu konuşmamın arkasından söz alacak. Ve hepimizin yüreklerini yakacak. Bize, unutturulmuş bizi bir daha hatırlatacak. Beyinlerinize deprem meydana getirecek, o konuşmasını yapacak. Bir İsrail polisine yaptığı konuşmayı yüreklerimiz bakalım nasıl kaldıracak. Hadi ona kulak verelim. İsrail polisi beni çağırıyor soruşturmaya ve sorulardan bazı sorular Türklerle ilgiliydi. Aslında çoğu şeyler. Yani dedi bak bu Türkler neden diğer Müslümanlardan farklıdır? Ben dedim nasıl bu şey? Dedi yani diğer ülkelerden gelen Müslümanlar İsrail'i ziyaret ettiklerinde, Kudüs'ü ziyaret ettiklerinde geliyorlar, uçaktan iniyorlar. Pasaportlarını mühürleyip böyle bir sırada otobüse binip otele giderler. Sırayla odalarına giderler, yemeklerine inerler. Bir sırada Mescid-i Aksa'ya gelip hiç kimseyle konuşmadan namazla girerler Mescid-i Aksa'nın içine, çıkarlar oradan bir sırayla ötele hiç kimseyle konuşmadan. Fakat Türkler gelince ev sahibi gibi gide davranırlar. Gelirler, buna bakıyorlar, şuna bakıyorlar, o hanımla konuşurlar, o adamla konuşurlar. Okullara giderler, Filistinlilerin hastanelerine giderler. Adamlar yani çabukça kaynaşır. Mescid-i Aksa'ya girerken polislere böyle ters bir şekilde bakarlar. Ya onlar ne istiyor? Tabii ben dedim beyefendi siz ne zaman, ben ona dedim. Ne zaman siz geldiniz Filistin'e? Dedi ben 30 yıl önce geldim.
Ben dedim işte bu soru garip geliyor bana. Çünkü siz 30 seneden geldiniz. Artık ev sahibi oldunuz. Fakat Türkler 450 sene buradaydılar. Acaba ev sahibi kim? Siz misiniz, onlar mı? Dedi fakat adamlar yani ciddi bir şekilde sanki bu ev onların. Ben dedim tabii onların. Yani bu arada Kudüs'e, Kadim Kudüs'e, Hayfa'ya, Yafa'ya, Akka'ya, nereye bakarsan burada Türklerin izleri var, medreseleri var, hastaneleri vardır, evleri vardır. Kadim Kudüs'teki evlerin %70'i Osmanlı dönemindendir. Yani onlar haklıdır. Dedi ciddi bir şekilde Türkler buraya dönmek istiyorlar mı? Ben dedim vallahi seni gördüğüm gibi bundan eminim. Neden dedi? Ben dedim anne çocuğunu geri istiyor. Dedi bana ciddi bir şekilde soruyorum. Hakikaten mi Türkler buraya dönmek istiyorlar mı? Ben dedim evet tabii. Türkler buraya dönmek istiyorlar. Çünkü Türkler de o kadar ayrılıklar var ki onların en büyük birleştiren mesele Mesdaksa bir Kudüs'tür. Yani bundan emin olun ona dedim. Bir gün inşallah dönecekler. Bir bekliyoruz inşallah Sultan Abdülhamid Han'ın torunlarına mehterle birlikte inşallah Kudüs'ün zaferini beraber kutlayacağız. Son olarak Musa Hicazi'nin bir konuşmasını daha getireceğim. Ondan sonra videomuzu bitireceğiz. Kudüs'le alakalı konuşmalarımda benden çok dinlemişsinizdir. Mescid-i Aksa avlusunun aslında yeryüzünde sapasağlam ayakta kalmış en orijinal İslami kampüs olduğundan bahsettim. Kabe ve Mescid-i Haram bunun bir numarasıydı. Medine ve Mescid-i Nebevi aynı bu şekildeydi. Ama maalesef Müslümanların eliyle Kabe'nin etrafındaki bütün okul binaları yok edildi. Bugün cebinde para olanların cenneti kazanmak için hac umre yaparken kaldıkları otellerle dolduruldu. Ağır konuştuğumun farkındayım. Ama son derece bilinçli söylüyorum bunları. Medine Mescid-i Nebevi de aynı şekilde. Mescid-i Nebevi'nin o geniş avlusunun üzerinde Memlüklü'nün, Eyyubi'nin, Selçuklu'nun, Osmanlı'nın, Fatimi'nin, Emevi'nin, Abbasi'nin o kadar çok medresesi, tekkesi, Darül Kurrası, Darül Hadisi vardı. Ama altını bir daha çiziyorum. Müslümanların eliyle yok edildi. Elimizde sapasağlam ayakta kalmış. Yani 144 dönüm avlusunun etrafındaki bütün okul binalarıyla sapasağlam ayakta olan bir tane tarihi camimiz kaldı. Bir kampüs cami. Mescid-i Aksa. O da İsrail oralara tebelleş olduğu için hani İsrail saldırır diye Müslümanlar teyakkuzdalar. İsrail azıcık bir şeyi yıkmaya kalksa millet ayağa kalkıyor. Ondan yıkamadılar. Yani Mescid-i Aksa ve civarı aynen Mekke Medine'de olduğu gibi Müslümanların kontrolünde olsaydı oradaki medreselerde acı konuşuyorum kusura bakmayın. Yok olup gidecekti. Ha İsrail'in tabii ki zulmünden kurtulsun olur ama önüne geleni yıkıp yıktığı yerlere beton otel canavarları dolduran Müslümanlar değil, tarihteki bin yıllık süreçte yeryüzünde Allah'ın kendime ayırdığım iki yerden biri dediği o yerde insan yetiştirmeye matuf eğitim kurumlarıyla donatan ya da olan kurumları bu şekilde muhafaza eden, geliştiren bilinçli Müslümanların elinde olması en büyük arzumuz. Şimdi sözü Musa Hicazi'ye bırakacağım. O Mescid-i Aksa avlusunda öğrencilerin eğitim görününden bahsediyor. Evet, bugün öğrenciler kesin görün. Kudüs'e gidenler göremiyorlar. Perşembe günü gidiyorlar. Perşembe zaten Kudüs'e akşam varıyorlar. Cuma tam gün Kudüs'teler, Cuma tatil. Cumartesi Kudüs'teler tatil. Yani Cuma cumartesi okullar tatil. Pazar günü sabah otellerinden Yafa'ya gidip öğleden sonra uçağa binip dönüyorlar. Halbuki pazar gününden perşembe gününe kadar o avluda öğrenciler eğitim görüyorlar. Bütün binalar okul binasıydı. Maalesef İsrail'in baskılarıyla sadece ve sadece Mescid-i Aksa'nın kuzey cephesindeki binalar. İşte İsardiye Medresesi'nin altı, hemen yanındaki Gadiriye Medresesi, Dulkadiroğulları Medresesi'nin altı. Buralarda bir takım
alt tarihi medrese binaları Filistinli çocukların eğitim gördükleri okul olarak hizmet veriyor ki bizim Kudüs kitaplarında da ben boy boy onların sınıflarda ders işlediğine dair fotoğrafları koymuştum. Musa Hicazi buraların okul olduğunu, çok kalabalık öğrencilerin eğitim gördüğünü ama İsrail'in bunları engelleyip şu an öğrenci sayısının çok az kaldığını söylüyor. Sonra Mescid-i Aksa avlusuna sadece 50 metre uzaklıkta bir okuldan bahsediyor. O okulu sizin büyük anneniz yaptırdı. Bugün Türkiye'de her 10 yılda bir yaptığımız dizilerle yerin dibine soktuğumuz, tabir yerindeyse cehennemlik ilan ettiğimiz, seri katil gibi gösterdiğimiz bir kadın yaptırdı. Haseki Hürrem Sultan. Hürrem Sultan'ın Kudüs'teki Darül Eytam'ı. Musa Hicazi'den o Darül Eytam'ı dinleyeceksiniz. Orada verilen eğitimi, orada doyurulan fakir, yoksul, ihtiyaç sahibi insanları. Biz Kudüs'ü unutsak da, o ata yadigarı toprakları, on binlerce eserimizin olduğu o yerleri unutsak da, 5 asırdır Hürrem Sultan'ın Darül Eytam'ında öğrenciler eğitim görmeye devam ediyor. 5 asırdır ihtiyaç sahipleri orada karınlarını doyurmaya devam ediyor. Musa Hicazi'ye kulak verelim. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Benim adım Musa Hicazi. Ben mühendisim, Kudüslüyüm. İstanbul Teknik Üniversitesi mezunuyum. 84 yılında İstanbul Üniversitesi'ni inşaat mühendisi olarak bitirip Kudüs'e döndüm. Ve sizden aldığım bilgiyi hamdolsun Kudüs'ün hizmetinde kullanıyorum. Kudüs'ün içinde ve çevresindeki kadim ve tarihi evlerin restorasyonunu yapıyorum. Türkiye'mize buradan Kudüs'ten selam olsun. Sultan Abdülhamid Han'ın torunlarına buradan selam olsun. Yiğitlere, Mehmetçiklere, bütün bacı ve kardeşlerimize buradan selam olsun. Tabii biz burada bildiğiniz gibi Kudüs'te işgal altındayız. Allah işgali hiç kimseye göstermesin. İsrail bildiğiniz gibi Kudüs'ü boşaltmaya çalışıyor. Mescid-i Aksa'yı da boşaltmaya çalışıyor. Neden? Çünkü onlarca hiçbir Müslüman kalmamalı burada. Yahudilerden hariç hiç kimse bulunmasını istemiyor İsrail. Tabii en çok hedeflenen kıtalardan birisi eğitim meselesi. Ve Mescid-i Aksa'nın çevresindeki okulları boşaltmak. Neden? İstiyorlar ki hem Mescid-i Aksa'da hem de Mescid-i Aksa'nın çevresindeki öğrencilerin sayısını sıfıra indirtmek. Yolları yalnız onlar için olsun. Tabii bir 10 seneden beri başarabildiler. Bu konuştuğumuz Darül Eytem okulu, yani yetimlerin evi olarak nitelendirilen okul, en Filistin'in en yiğit liderlerini çıkarttı. Yani onlar mezun oldular. Liderler mezun oldular bu okuldan. Doktorlar, mühendisler. Eskiden bu okulun içinde 500 öğrenci öğreniyordu. Şimdi ise öğrencilerin sayısını 60'a indi. Ve bu 60 gençten belki 20 veya 30 genç devamlı bir şekilde okula geliyorlar. İsrail başarabilirdi. Bu okul Mescid-i Aksa'dan uzaklığı 50 metre uzaklıkta. Bu sebepten İsrail elinden geleni kapatmakla, okulu kapatmakla, çocukları yakalamakla indirebilirdi öğrencilerin sayısını. Tabii öğrenciler uzun sürelere okuldan uzak kaldıklarında ne oluyor onlara? Artık tembellik başlıyor. Sorumsuzluk başlıyor. Hocaların morali de bozuldu. Bu sebepten biz bu okul, bu tarihi okul, bu okulun içinde de sizin en tarihi güzel eserlerinizden Haski Sultan tekkesi vardır. Hala fakirlere yemek veriyor. Hala Kudüslere, özellikle Ramazanlarda yemek veriyor, yardım ediyor. İşte bizim bu projeden hedefimiz, bir, o öğrencileri
yeniden kucaklamak, onlarını getirtmek buraya. Unutmayınız ki 50 metre Mescid-i Aksa'dan uzaklığı. Yani 500 öğrencinin 50 metre uzaklıkta olmalarının hedefi ne kadar önemli bir hedeftir. Hem de çevredeki tüccarlar, hem de bu insanlar Kudüs'ün yollarından, Kadim Kudüs'ün yollarında geçmeleri bizim düşmanlarımızın planlarını engelliyor. Çünkü bizim düşmanlarımız bu okulu ele geçirmek istiyor. Kudüs'ün yollarını Filistinlerden, Müslümanlardan boşaltmak istiyor. Başarabildiler. Çünkü maalesef bizim hükümetlerimiz gerekeni yapmadı. Bu sebepten size sesleniyorum. Bu çocuklar sizin torunlarınız. Çünkü onlar öz Filistinli değil. Filistin'deki yaşayanların bir kısmı Suudi Arabistan'dan geldiler. Bir kısmı Irak'tan geldiler. Halepliler vardır, Türkler vardır. Yani burada sizden bir parçadır. Allah sizden razı olsun. Sizin başlattığınız bu yardımlar şimdi öğrencilerin sayısı 130'a ulaştı. Ne kadar bir kazanç bu. Bu gençleri yeniden Mescid-i Aksa'nın yanına getirtmek istiyoruz. Allah yarın size sorarsa Mescid-i Aksa için ne yaptınız? İşte sizin için bu bir şehadettir. Geleceksiniz ya Rabbim, elimizden bu kadar geldi. Biz istiyoruz ki gelin bir de Mescid-i Aksa'nın doldurulmasını ve Kadim Kudüs'ün bu kutsal yer doldurması için Müslümanlarla gelsinler diye elinizden geleni Allah için yapın. Allah size sağlığınıza, ailelerinize, mallarınıza bol bol bereket versin. Selamun Aleyküm ve Rahmetullah.